Güzel bir hafta sonundan, cumartesi gününden merhabalar sevgili izleyenler. Yaşam Pusulamız Burçlar programımıza hoş geldiniz. Evet, uzun bir ara verdik yine değil mi? Ara ara bir takım yoğun tempo nedeniyle aksatıyoruz programlarımızı ama tabii geçerli sebeplerimiz de var. İki hafta sonra yine sizlerle birlikteyiz. Keyifli bir program olacağına inanıyorum. Ve bugün çok güzel konulara yine değineceğiz. Bugün yine gökyüzünden haberler verecek değerli uzmanımız Emel Menekşe. Ben de biraz dilim döndüğünce yine astrolojide elementler konusuna ve özellikle hava grubu burçları konusuna değinmeye çalışacağım. Öncelikle hoş geldiniz Emel'im. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Tabii iki hafta oldu yine. Ara verdik. Evet. Sizi özledik. Neyse, programdan programa görüşür olmaya başladık. Evet. Güzel bir giriş yaptık inşallah yeni yıla. Evet. Tabii buradan tüm izleyenlerimize, tüm herkese özellikle yeni yılı kutluyoruz. Ve çok bildiğiniz gibi çok güzelliklerle geçsin inşallah yeni yılınız diyoruz. Evet, sözü biraz size bırakalım. İnşallah 2016 herkes için gerçekten güzel bir yıl olur. Gökyüzü neler söylüyor, gökyüzü neler haber veriyor bize? Karışık mı? Yani her zaman olduğu gibi karışık. Yani gökyüzü ne zaman düzelecek zaten, diyorsanız bu sene düzelmeyecek. Yani bu sene belki biraz daha hatta dozajı artacak. Yani bu her anlamda kötü olacak anlamına gelmiyor. Bu dönüşümü hızlandıracak olan hikayelerimizin artacağını gösteriyor. Evet. Hepimiz kendi bireysel hayatlarımızda bir ilerleme kaydettik. 2015 bize büyük sınavlar yaşattı. Şimdi 2016'da bu sınavların tekrar acaba ne kadarını öğrendik, ne kadarını öğrenmedik diye kontrol amaçlı olan olaylar olacak. Ayrıca eklenen ve bizi geçmişte karmik bağlarla bağlayan bir takım olayların tekrar önümüze gelip bize biraz da artık Mars yılı dediğimiz bu bireysel savaşlarımızı ön plana geçirecek. Yani bireysel savaşlar burada çok ön planda olacak. Kişisel bir takım zayıflıklarımızı burada göz önüne serecek. Bu yüzden de 2016 gerçekten içsel savaşlarımızın çoğalacağı, karşılıklı sözel savaşlara kadar, belki de fiziksel savaşlara kadar vardıracak bir takım çatışmalara sebep olabilir. Tabii bu ülkeler açısından çok önemli bir durum yaratabilir. Tabii kitleselliğe dönüşmemesi söz konusu. Umuyorum öyle olur. Öyle olur inşallah. İnşallah hani bu konuda tabii ülke olarak zarar görmeyiz. Evet inşallah. Tabii bütün insanlık adına insanların savaş içerisinde olmasını istemiyoruz. İnşallah. Sonuçta hepimiz bu dünya üzerinde yaşıyoruz ve herkesin bu dünya üzerinde yaşama hakkı var. Allah paylaşmalıyız değil mi? Yeryüzünü paylaşmalıyız. Evet tabii ki. Yani koskoca dünya neremize yetmiyor. Evet. Babında. Değil mi? Yani baktığımız zaman çok mantıksız geliyor bu savaşlar, kavgalar. Evet. Yani neyi paylaşamıyoruz değil mi? Evet neyi paylaşamıyoruz. Koskoca bir dünya. Gerçekten geçici olan, şu an sınav alanı olarak düşündüğümüz, dünya üzerinde çok kısa aslında evreni düşündüğümüz zaman çok kısa bir süreçte kaldığımız bir dünya üzerindeki bu zamanda gerçekten çok gereksiz şeyler yaşıyoruz. Kesinlikle. Ama tabii bunların hepsi bizim uğraş vermemiz gereken şeyler. Bilinç düzeyinin sınavları. Yani bu sınavların içerisine dahil olanların çok da fazla hani uzun sürmeyecek olan belki cennet ve cehennem burada başlayacak insanlar için diyorum. Kendimiz oluşturuyoruz zaten. Evet aslında kendi cennetimizi daha dünyadayken bunu biz kendimize içiyoruz. Bunları başlatıyoruz. Ve bu hayatın belki daha ilerleyen safhalarında daha ağır sınavlarla belki hayatlar yaşamak söz konusu olabilirken biz bunları daha kötü hayatlar yaşamamak için burada noktalandırıp dönüşümümüzü sağlamamız gerekiyor. Evet hızlı bir şekilde burada halledersek meselelerimizi çok daha kârlı çıkaracak aslında. Yani evet, bunu düşünüp fark edersek zaten sınav devam etmeyecek değil mi? Sınav devam etmeyebilir bazen tabii. Yani biz o sınavları devam ettirmek de
burada sonlandırmak da aslında bizim irademize bağlı. Bu yüzden irademizi güçlü bir şekilde Mars'tan o gücü alarak, savaşma değil de hani kendi savaşımızı vermek, hani dönüşüm savaşımızı vermek için kullanırsak, Mars çünkü güç demek. Kesinlikle. Yani. Sadece hani bu kötü anlamda bir savaş da olmayabilir. Kendi bireyselliğimizi kazanabilmek, kendi kişiselliğimizi dönüştürebilmek ve ruhumuzu dönüştürebilmek için Mars bize güç de verecek ayrıca. İşte bu gücü bu olumlu durumda kullanabilirsek gerçekten 2016 bizim için çok avantajlı bir hale de gelebilir. Evet, tabii bakış açımızı tabii bu doğrultuda yaparsak şahit değil mi? Bu yüzden her şeyi olumlu tarafından yakalayıp kullanmak lazım. Kesinlikle. Fırsatları değerlendirmek lazım. Bu çok güzel bir mesajdı sevgili izleyenler. Buradan almamız gereken kısmı alalım. Ve bu dönüşümü güzel bir şekilde yapalım. Dediğiniz gibi o savaşı, Mars'ın o gücünü gerçek bir savaş gibi değil, kendimizi geliştirmek ve tamamlamak anlamında kullanmamız açısından çok çok önemli. Bu çok önemli. Evet. Çok güzel bir avantaj aslında bakarsanız. Bunu değerlendiriyoruz. Ve şimdi avantajları en iyi kullanan hava gruplarını anlatalım dilerseniz. Evet. Açıkçası bugün çok böyle hani program konusunu işleyecek bir modda da değilim, hatta program öncesinde Melih Hanım'la biraz dedim esprilerle dedim eğlenceli bir şekilde konuşarak geçirmeye çalışalım. Tabii hava grubunu anlatacağım, hava grubu burçlarını anlatacağım özellikle. Hava grubundan burçlar hangileriydi biliyoruz zaten, birçoğumuz da biliyoruz. Kova, ikizler ve tabii ki terazi burçları. Hepsi de zaten birbirine benzer özelliklere sahip. Tabii içlerinde en farklı olanı hangisi derseniz, tabii ki Kova hava grubunda en farklı olanı diyebiliyorum. Evet. Yani aslına bakarsanız Kova ile terazi biraz daha birbirine daha çok benzeyebilir. İkizler terazi, biraz daha farklı. Kova ile ikizler birbirine daha çok benzeyebilir. Terazi biraz daha farklıdır. Daha yani terazi içindedir. Biraz daha mesela ikinci bir yapısı olabilir terazinin. İkizler ve kova çok daha çabuk hani arka plana atabilir bazı şeyleri. Direkt ama terazi esiyor, geçiyor onlar. Terazi zaten adalet duygusuyla daha fazla kendini çok agresif bir şekilde dile getirebilir. Hani kova ile ikizler hep durumu idare eder. Ortadadır değil ama mi? Ama terazi biraz biraz daha ortaya kendini döker. Evet. Neyse o onu söyler. Terazi daha net. Daha nettir yani nettir. Ortada hani kendisi zarar görür ya da karşı taraf kırılır modunda olmayabilir. Olmuyorlar, düşünmüyorlar. Ama zaten kova ile ikizler çok naziktir. Karşı tarafı kırmamaya özen gösterir. Evet. Hep karşı erkekleri tarafın centilmen, moduna göre davranır. Bayanları daha tabii yumuşak, çok çok daha yumuşaktır. Çok daha hani girişken ve insanların o ruh hallerini çok güzel yakalarlar. Tabii ki. Her şekle girebiliyorlar çok zaten. Çok zeki bir şekilde özelliklerinden yakalarlar. Özelliklerinden bir tanesi de o. Her şekle, her ortama uyum sağlayıp direkt şekil alabiliyorlar. Ama terazi biraz bu konuda biraz onlar gibi değil. Daha diktir. Gibi. Daha diktir. Ve agresiftir. Evet, biraz daha agresif. Evet. Daha depresif bir modda olabiliyor. Ama yani şöyle bir şey var. Mesela ikizler ve kova. Evet. Çok duygusal değiller ama terazi bir duygusallık tarafı da var değil tabii mi? Tabii o yüzden normalde zaten agresifleşiyor. Hem hassas olduğu için hani hep haksızlık modunu yakalamaya çalıştığı için de ona karşı bir agresiflik geliştiriyor. Aslında o orada haksızlığa uğrama. İçlerinde en zıt olanı terazi. Tabii. Aslında ikizler de mesela çok agresif olabiliyor. Erkeklerinde çok agresif olanları var. Aslında hava grubunda en agresif olanı ikizler. Tabii. Çok fazla sinirli. Yani erkek tarafına baktığımızda ikizlerin çok aktif. Tarafı çok ağır basıyor çünkü. Yani feminendir ama agresiftir. Ama agresifliği bir yay burcu gibi gelip geçicidir. Yani hemen fevri bir şekilde bir harekette bulunur. Sonra bir gelip esiyor geçiyor. Sonra unutur. Hatta neye kızdığını unutur. Yani o da çok kötü. Çok kötü. Neye kızdığını bile unutabilir yani. Yaşanır anda. Ama terazi unutmaz. Evet. Terazi o biraz daha kinci. O duygusal ve hassasiyetinden. Biraz akrebe yakın olmasından kaynaklı. Ondan hani dibeler birazcık oradan etkileniyor. Yakın uçlar birbirinden etkileniyor zaten. Bir de başağın hani verdiği mantık çerçevesini var. Yürütmeye çalışıyor. Evet. Aslında Venüs hani sanatçı ruhlu çok hassas. O hassasiyetlerini işte oradan aldığı bu mantıkla birleştirip. İlhamla da zaten değil mi? O sanatı da zaten icra etmesi de o yüzden duygusal ve hassasiyetinden mantığından kaynaklanan bir durum.
Ama genel olarak bütün hava gruplarında sanatçı ruh görünüyor. Var, evet. Genellikle. Zaten yaptıkları birçok işte de zaten sanat muhakkak vardır. Ya mutlaka. Kendi işinde ya da hobi olarak aldığı işte muhakkak sanatla alakalı bir takım şeyler var. Çünkü görselliğe çok çok önem veriyorlar. Gözlerine hoş görünen her şeyi seviyorlar. Bu insan estetik olur. Estetik merakı çok fazladır. Ne olursa her şey estetik olmalı. Evet, her kesinlikle. Şey hani gözüne... Mesela simetri hastalarının çoğu mutlaka ikizler kova terazi özelliği almışlar. Evet, kesinlikle. Mutlaka. Dengeli olacak her şey. Her şey görsel ölçülü olarak gözüne basmayacak. Her şey güzel, hoş görünecek. Yani. Estetik olacak her şey. İlla ki lüks babında olmayabilir. Değil. Bir aslan gibi lükse şaşaya düşkünlük yoktur. Sıradan bir basit bir şey bile olsa ama ölçülü ve estetik olacak değil mutlaka. Mi? Evet, ben de bir kova burcu olarak bunu son derece onaylıyorum bu düşünceyi. Evet, zaten entelektüel düşünceye sahiptirler. Entelektüel düşünceye sahip 3 burç diyebiliriz bütün burçlar arasında. Evet. Yeniliğe açıktırlar. Yeni yerler keşfetmeyi, yeni yerlere gitmeyi, yeni insanlar tanışmayı, yeni ortamlar görmeyi çok fazla severler. Çünkü konuşmayı çok severler. Konuşmayı seviyorlar. İletişim zaten onların olmazsa olmazıdır. Ve genellikle hep iletişimle alakalı işler tercih eder bu 3 zaten burçta. Zaten ikizler Merkür yani. Çok konuşan diyebiliyoruz onlara da, değil mi? Evet. Hatta gevezelik derecesinde bile bazen ikizleri görebiliyoruz. Evet. Bugün neden konuşmak istemiyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Neden? Merkür retrosu başlıyor. Retro var tabii. Ve o yüzden bir de kovada başladığı için bugün kovada sizi konuşturmuyor fazla o kadar. Evet, ben aslında konu içinden içim konuşuyor ama dışa vurma konusunda bir tutukluk var. Ayın ikisi, çünkü Ocak ikisi itibariyle retro başladı. Evet. Retro Kova Burcu'nda ve Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. Ayın 29'una kadar, Ocak 29'a kadar bir gerileme söz konusu. O duraklamalar, özellikle duraklama durumu daha çok sıkıntılı geçebiliyor. Evet. Retroda duraklama varsa o tutukluk daha fazla. Hani gerileme tamam, gerilemede de biraz sıkıntı yaşıyoruz ama özellikle o donma noktasında, duraklama noktasında ben o tutukluğu yaşayabiliyorum. Ayın 29'unu çok sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bizim işimiz zaten her zaman anlatma, ifade, konuşma olduğu için bu bazen tabii bizleri de etkiliyor. Etkilememesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Evet, ne yapıyoruz? Yine Merkür, hava grubu. Merkür retrosu bir dönem şeyde Oğlak'ta devam edecek yalnız. Hani şu an retro halindeyken Kova'da gidecek. Kova'da başlıyor, Oğlak'ta ondan devam sonra ediyor. Oğlak'ta devam edecek ve Oğlak'ta düze dönecek. Yani birden Kova'ya geçip retroya geçmesi çok ilginç oldu. Bu yüzden evet, ben onu önceki ben bir araştırırken ona dikkat ettim. Evet. Yani İlk Kova'da başlayıp Oğlak'ta bitmesi ilginç geldi. Yani Oğlak daha önce geliyor. Neden böyle bir şey oldu? Neden orada böyle bir şey oldu? Kovaların bu dönemde yaşaması gereken bir şeyler vardı çünkü. Bir ders almamız. Evet, kesinlikle var. Toparlamamız gereken bir takım şeyler var diye düşünüyorum. Çünkü zaten ben her zaman öyle bakıyorum. Kovanın şey çünkü varsa, 2015'den bir de kalan bir takım şeyler var. Bir takım düzeltmesi gereken şeyler var değil mi? 2015 ben yaşıyorum. Daha yeni çıkmışken en azından daha ilerlemeden bir halledelim Kovanın geçmişi. Ki ben de mesela kendim hani Kova burcuyum, ben de hava grubundan olduğum için bunu biliyorum. Tam yeni yıla girmeden 3 dakika önce bende bir değişim başladı. Tabii anlam veremedim öncelikle. Sonra biraz araştırmada 2015 bakınca zordu çünkü. Bir düzeltmem gereken bir şey var diye beni bir geriye çekti. Evet. Ben daha yeni yıla girmeden düzeltmem gerekenleri direkt bir liste haline getirdim. 15-20 gün daha geriye çekecek. Geriye çekecek ama çok güzel bir karar vereceğiz orada, çok çok eminim. Evet. Güzel bir dönüşüm olacak. Ben bunu kendimde yaşıyorum, iç dünyamda bunu yaşıyorum, etrafımda bunu gözlemliyorum. Güzel bir değişim olacak, kötüye yormayalım. Yani retro gerileme her zaman kötü bir sonuç doğuracak diye bir şey yok. Geriye gidip düzeltmemiz gereken kısmı düzeltip önümüze bakacağız, yolumuzu açacağız. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü akmaz, hayat akmaz bu şekilde. Biriktirmeden, düzeltmeden gidersek bir takım tutukluklar yine olacaktır. Bunu düzelteceğiz inşallah. Bu yüzden hava gruplarının özellikle bu retrodan etkileneceğini görüyoruz. Kova'da etkilendiği gibi diğerleri de etkilenecek. İkizler ve terazide. Ve geçmişle ilgili bir takım mesajlar tekrar önüne gelecek. Geliyor. Yani bu 15-20 gün gelen bütün mesajlara dikkat edelim. Evet, buraya önemli dikkat ediyoruz, altını çiziyoruz. Her birinde gelen her önemli türlü olayda, var, insanda bizim için gerekli bir mesaj olacak. Hı hı. Yani hava grupları buna dikkat etsin özellikle. Hı hı. Tabii başta kovalar. Evet. Hava gruplarının genelde zaten geçmişle çok fazla aslında alakaları yoktur. Evet, biz unutuyoruz hep zaten. Hep geleceğe bakar, unuttukları için. Evet. Ama bu çok güzel oluyor benim hayatımda. Çok güzel, aslında çok güzel, evet. Çok, çok rahat fazla bir durum bende, evet.
Ama işte onları sürükleyen mecburi bir takım şeylerin olması gerekiyor. Hı-hı. Yani o yüzden geriye dönmeleri gerekiyor. Bir de hava grupları genelde bazı şeyleri yüzeysel düşünürler. Tam onu diyecektim. Çok derinlere inmezler. Retrolar geliyor bize. Düzeltmemiz gereken ayaklarımıza daha sağlam basmamız gerekiyor. Çünkü gerçeklerden biraz uzak olmaya çalışıyoruz. O dediğiniz gibi yüzeysellik ve derine inmemekten kaynaklı bir durum. Yüzeyde yaşadığımız için aynı olaylar tekrar tekrar önümüze geçiyor. Hani sizi bir dibe indiriyor. Hı-hı. Yani çünkü çok kolay kolay inmezler. Hani Hı-hı. inmeyi sevmezler. Derinlemesine bir şey anlattığınız bir ikizler. Ya boş ver ya, burası çok önemli değil. Yani biz geçelim falan. Eğlence kısmına geçelim. Olabilirler tabii. Evet, biraz eğlenceli. Onları derinlere çekecek bir sebep lazım. Hı-hı. Zaten mesela ikizlerin ve kovanın akreple anlaşmasının sebebi, yani akreple bir araya gelmesinin sebebi onları dengelemek, tamamlayan bir şey. Yani akrebin ona en derinlerde olması, deniliyor. Onların en yüzeyde olması onları orta noktada buluşturabilir. Evet. Kimisi çok fazla hani dipteyken yukarıya onu çeker. Tabii. Diğeri de dengeliyorlar birbirlerini. Ortada buluşabilirler yani. Evet. O şekilde ikizler ve kova akrepler için uygun adaylardır mesela. Hı hı hı. Terazi için çok fazla uygun değildir akrep aslına bakarsanız. Arka arkaya oldukları için. Hı hı. İşte biliyorlar. O yüzden terazi farklıdır demek istedim ben size. Terazinin anlaşacağı hani bir koçtur. Daha fazla hani tam balık, karşı koç, karşıt burçları, işte boğa. Yani o üç karşısındaki üç burçtur. Evet. Yani çok yine hava grubundan olabilir. Kendi burcu yani olabilir. İkizler ve kova da olabilir yine. Evet. Ama kova ile ikizler hem birbiriyle anlaşır, hem karşılarındakilerle anlaşır. Hem akreple de çok iyi anlaşır. Aslanla kova çok iyi anlaşır. Evet, karşı burç olduğu için. İkizlerle yayı çok iyi anlaşır. Yine karşı oldukları karşı için. Akrebin için. Yanında olanlar tabii. iyi anlaşabilir. Teraziyle yay da çok iyi anlaşır ikizlerle. Bu şekilde baktığımızda aslına bakarsanız ikizler ve kova herkesle çok iyi anlaşır kesinlikle. Da. Evet kesinlikle. Ama işte her ortamı sağlayabiliyorlar hani bir araya gibi. Gelmek söz konusu olursa hani çift olarak da genelde bu burçlarla anlaşırlar. Anlaşabiliyorlar. Sosyal hayatlarında zaten belli çok sosyaller. Medya önünde zaten. Olmayı severler. Konuşmayı yani ikizlerin çünkü. Yazar ve gazeteci oldukları. Olmaları mesela gazeteci. Tabii. Birçok insan yazmayı çok severler. Evet. Konuşmak kadar yazmayı da severler. Onun dışında seyahatleri çok severler. Mesela kova ile ikizler gezmek seyahat gezmek onlar için çok önemli. Seyahat gibi gezsinler özellikle ikizler değil mi? Çünkü çok hareketlilerdir. Yapıları sabit hareketlidir. Durmayı sevmiyorlar. Sabit durmayı sevmezler. Zaten hava bir yerde sabit durmak tabii mümkün uçmayı değil. Çok severler. Uçak yolculuklarını severler. Kesinlikle. İlgilendikleri konu kovanın hani ikizlerden farkı İşte daha şiirsel, daha sanatsal, daha biraz daha derinlere inen bir yapısı vardır kovanın. Evet, evet. Balığa yani, yakın olduğumuz evet, için herhalde. Biraz balığın da oradan, sağlığını oradan alıyoruz kovalar olarak. İkizlerin de biraz kilo meyili vardır mesela evet, boğaya yakın. Boğaya yakın olduğu için. Çok hani için. Mayıs özellikle ikizlerinde daha çok kilo alma eğilimi olabilir. Hı-hı, hı-hı. Hani Haziran'da da olabilir ama yengece yakın olduğu için yengeç de aslında oburdur. Evet. Onun için ikizlerin biraz kilo meyili olabilir. Kilolu görebiliriz ikizleri. Evet kadın ve erkek olarak. Evet. Terazilerin ise işte dediğim gibi biraz daha agresif yanı ve biraz daha şüpheci yanı, güvensiz yanı işte akrepten psikolojik aldığı... sorunlara da yatkınlar zaten evet, bu yüzden. Çok olabilir yani bunalım daha çok hani terazilerde evet, görülebilir. Bir içe kapanmalar olabiliyor aslında dışa dönük burçlar bu üç burç evet. hava oldukları için ama içe dönük durumlar terazi olabiliyor. Evet. O da zaten onu bazen depresif bir hale getirerek belki... depresyon sonuçlarına da gidebiliyorlar bu durumda. Bu hassasiyetlerinden bunu dengelemeleri gerekiyor belki. Terazileri artık o depresif tavrı bu seni atlatabileceklerini söyleyebilirim. Şöyle evet. 7-8 senedir bir uğursuzluk üstlerindeydi. Hı-hı. Ve terazilerin çok uzun sürdü. Bu yıl Mars yılı olması, koçun onların karşıt olduğu yönü için olması etkileyecektir. Tabii teraziyi evet. çok etkileyecek. Harekete geçirecek. Ve terazi harekete geçtiği gibi gerçekten teraziler için de olumlu bir yıl olacak. Hı-hı. Yani Jüpiter biraz da artık Ağustos'tan sonra teraziye geçiyor. Şans noktaları. Yani Başak'tan sonra terazide sıra. Artık evet. 8 senelik o uğursuzluk, o şanssızlıkları. Sıkıntılar bitiyor diyebiliriz. Eylül ayı itibariyle artık 1,5 sene çok az yaklaşık kaldı. 1,5 biraz sene sürecek olan... gerçekten güzel bir döneme sokacak. Teraziler evet. az kaldı yani sabırlı olun. O şanssızlık dönemi geçecek. Evet.
Tabii Başaklar için de zor bir dönemdi 2015. Evet. Ama şu an Jüpiter onlarda hala devam ediyor. O yüzden üzülmeyin. Hani terazilere yönelik konuştum diye. Evet. Başaklardan şans gezegeni kurtulduktan sonra da o şansın izleri devam edecek. Sonuçta şansı bir şekilde Ağustos sonuna kadar yakalayacaklar. Evet, hava grubu için daha neler söyleyebiliriz? Aslında çok şey söyleyebiliriz. Bilgiye eğilimli, eğitime eğilimli, kendilerini genetik konusunda çok meraklıdırlar. Zaten hani gezmeyi, okumayı, öğrenmeyi sevdiklerinden dolayı eğitime çok meraklıdırlar. Yeni şeyler öğrenmeyi, yeni fikirler üretmeyi ki özellikle bu kovalarda da çok fazla vardır. Bilgi gibi birikimi ve bilgiyi de en güzel şekilde paylaşmayı da seven burçlar diyebiliriz. Öğrensinler, onlar öğrendikleriyle insanlara ve çevresindeki insanlara, herkese faydalı olabilsinler mantığıyla yaşadıklarını söyleyebilir miyiz? Evet, tabii ki. Yani herkese faydalı olabilmek ve onları aktarabilmek. Aslında aktarma insanlarıdır. Yani pek çok şeyi aktarırlar. Evet. Derinlere inmezler ama inen insanlardan diğerlerine aktarma, hani iletmek konusunda çok iyiler. Evet. Bir şeyleri bir yerden alıp diğer tarafa iletmek konusunda çok iyiler. Yani zihinsel... O yüzden eğiticiler de çok iyi olabilir. Yani kova ve ikizlerden çok iyi eğitmen olabilirler. Çok güzel ifade ederler, anlatırlar. İletişimleri çok çok iyidir çünkü bu noktada. Evet. Hızlı kavrama özellikleri vardır. Hızlı düşünme, yeni fikirler üretme. Daha doğrusu zaten üretmeyi, yeni şeyler yaratmayı seven burçlardır diyebiliriz. Hem kova için, hem ikizler için, hem terazi için bunları da söyleyebiliriz. Zihinsel olaylara çok çok önem verir bu üç burç. Özellikle spiritüel konular, değil mi, onlar için? Kova grubu. Özellikle kova için bunu söyleyebiliriz. Özellikle terazi ve kovalar çok ilgilenir bu konularla. Evet, biraz filozof, i̇kizler biraz felsefi yönleri vardır. İkizler çok meyilli olmayabilirler ikizler. Biraz daha yüzeysel düşünüp detayları kaçırabilirler çünkü. Evet. Yani çok detayları kaçırdıkları zaman da o detaylarda aslında yakalayacakları fırsatları da kaçırabilirler. Evet. Bu yüzden biraz daha detaylara önem vermelerini öneriyorum. Evet. Eksik tarafları bu. Değil mi? Evet. Onun dışında biraz ateş grubundan, ateş grubu gibi biraz da egoludurlar. Yani bunu ben pek söylememeye çalışıyorum ama açık havalıdırlar. Anlatıyorum. Hava grupları havalıdırlar. Biraz egoları vardır. Yani övülmeyi de seviyorlar. Değil mi? Evet, o çünkü hava yakışıyor ama onlara. Evet, o kararlılık yani biraz var ve ben her zaman bunu söylüyorum. Çünkü, batmıyor yani. Evet, batmıyor. Sevimli bir tarafları olduğu için o biraz o egoları, biraz o ukalalıkları onlara yakışıyor. Yani en çok yakışan burçlar diye sayabilirim ben hava grubu burçları için. Çünkü zaten dolu dolu bilgi sahibi oldukları için biraz bu noktada da belki hani bilginin fazla vermiş olduğu bir ukalalık, biraz şımarıklık olabiliyor. Evet, onu biraz dengelemek de gerekiyor. Abartmadan yapmak gerekiyor. Tabii. Çünkü bu bazen etrafı da rahatsız edebilir. Yanlış anlaşılmaktan çok mesela korkarlar hava grubu burçlarından. Özellikle kova burcu. Hep yanlış anlaşılmamak için özellikle dikkat etmeye çalışır ama işte birazcık bu noktada biraz kendimizi düzeltmemiz gerekiyor diyebiliriz. Değil mi? Evet, kırmamaya çalışmak belki bazen abartılabiliyor. Kırmamaya çalışayım kısmı. Belki de kırmanız da gerekiyor. Bazen. Aslında bazen ders almak için ya da bir takım yani, şeyleri anlamamız ya da anlatmamız için hep idare edici olmak da bazen yorucu İşte olabilir. Her bu grubun içerisinde o grupta aslında eksik olan bir tarafı öğreten farklı bir burç vardır dedim ya. Aslında terazinin o kırıcı tarafını belki birazcık da öğrenmek gerekiyor ikizler ve kova için. Evet, aslında yani kadar... orada belki bazen bazı şeyleri açık açık da söylemek gerekiyor. Aman kırılmasınlar noktasında birazcık değil mi aşmamız yani, gerekiyor. Söylemek her zaman için kırıcılığı getirmez. Söylemekten yani, söylemeye fark var derim her zaman. Korkmak yani. Asıl karşı tarafı gerçekten ne kadar korksanız da belki hiç fark etmeden kırabilirsiniz. Evet. Tabii ki yani olumsuz algılayacak o kadar çok insanlar var ki etrafımızda. Evet. Bazen ne yaparsanız yapın işte, yanlış anlaşılabilirsiniz. İstediğinizi bazen yapın yine kırılabilirler. Yorucu olabiliyor. O yüzden en iyisi doğru olanı yapmak. Evet. Ya da ben şunu her zaman kendime ilke edinmişimdir. Bir şeyi, doğru bir şeyi söyleyeceksem söyleme tarzıma dikkat ederim. Evet. Ama net bir şekilde de karşıya net bu ifade. Düşüncemi, hissimi ne varsa direkt yani aksetmeyi de severim. Evet. Ki bunu denemek gerekiyor, bunu yapmak gerekiyor. Çünkü bazen insanları etrafımızda görüyoruz. Herkes aynı değil tabii ki. Sert bir şekilde, kırıcı bir şekilde gerçekleri söyleyenler var mesela. Ya da bir gerçeği daha uygun dilde, daha yumuşak bir tarzda söyleme tarzı.
İşte bu çok önemli belki de. Evet. Evet, artık size geçelim. Gökyüzünden haberlerimizi alalım. Mars'ın etkisi bir yıl boyunca bizi nasıl etkileyecek? 2016'nın gökyüzü hareketlerine bakıyorum. Şimdi retro var. Sonra retro bir süre burç değiştirecek. Yani 8'i gibi, 10'u gibi oğlağa geçecek. Ondan sonra oğlağa geçtikten sonra o retro yine tekrar kovaya dönecek. Kovadan sonra da tekrar 25'i gibi direk hareketine geçecek. 25'inden sonra Merkür oğlakta devam edecek bir süre daha. Sonrasında evet, 25 Mart'ta çok önemli bir olayımız var. Bu da Satürn retrosu. Satürn yayda geri hareketine başlayacak. Bu daralmaları artık bir süreliğine bırakacak. Yay burcunu biraz rahat bırakabilir. Evresi. Biraz rahatlayabilirler. Retrolar genelde rahatlatıcı olmaz aslında. Ama Satürn söz konusu olduğunda, çünkü zaten daralmış olan bir insanın bazen nefes alması da gerekiyor değil mi aslında? İşte bazen bu Satürn bize nefes aldırıyor retrolarla. Nefes aldırıyor yay burçları için. Mars da retro yapıyor Nisan 17 gibi. Yani yay burcunda retrolar, bu iki retro yay burçlarını rahatlatacak olan dönemler. Yani Nisan'ın 17'si ve 18'i civarı Mars'ın yayı rahat bırakması da söz konusu. Mart 25'ten Nisan 18'e kadar rahat olabilirler. Özellikle yaylar. Plüto çok önemli oğlaklar için. Onun için de tabii ki. Kaç senedir süren Plüto çok oğlak. Çok uzun süreden beri oğlak değil mi? Ve devam edecek Plüto olan, uzun süre daha devam edecek olan oğlak burçlarının üzerindeki sıkıntılı dönemi biraz nefes aldıracak olan 18 Nisan Plüto retrosu var. Evet. Plüto retrosunda olacak. Belki biraz bir nefes alacaklar. Bir nefes belki alabilirler. Merkür retrosu, ikinci retro Boğa'da 28 Nisan'da. Yani şu anki retro gibi Boğaları, Kovaları etkilediği gibi Boğaları etkilemeye başlayacak. Geçmişiyle yüzleştirecek. Diğer bir Merkür retrosunu söyleyeyim yıl içerisinde. 19 Aralık'ta Oğlak'ta olacak Merkür retrosu yine. Bu dönemde tabii Oğlakların zaten Plüto söz konusu olurken üzerlerinde 19 Aralık biraz daha önümüzdeki yıl Aralık dönemi biraz daha zor geçebilir ikinci yarıdan sonra oğlaklar için. Onun dışında oğlakların Plüto ile savaşı devam edecek. Direk hareketini 26 Eylül'e kadar biraz dur diyecek. 26 Eylül'e kadar oğlaklar rahatlayabilirler. Plüto retrosu. Bir şey soracağım ben Emine Hanım. Şimdi tabii oğlak toprak grubu. Evet. Plüto'nun Oğlak Burcu'nda oluşu diğer toprak yani grubunu etkiliyor mu? Mesela Başak ve Boğanları tabii etkiliyor, ki etkiliyor. Değil mi? Birbirini etkiliyorlar. Zaten o yüzden Jüpiter Başakları çok fazla güzellikler veremedi. Çünkü bakıyorum etrafımdaki Başaklara çok fazla bir değişiklik henüz göremedim. Yani yine de aslında kötülüklerden koruyor. Evet, tabii. Pek çok konudan koruyor. Ama yine de sıkıntıları hani bazı çok tamamen köşelerden döndürüyor. Evet. Yani belki daha kötü şeyler yaşayacakken onları yaşatmıyor. Evet. O konuda biraz şanslılar. Biraz dengeliyor en azından. Evet. Ama gerçekten tam anlamıyla çok fazla şanslı olmadılar. Evet. Yani aslanlar kadar şanslı olmadılar. Evet. Çünkü dediğiniz gibi Oğlak'ta Plüto'nun devam etmesi toprak diğer grubu toprak grubunu da etkiliyor. Tabii. Evet, kesinlikle öyle. Boğa'yı da aynı şekilde boğalar için de öyle oldu. Onlar da sıkıntılı. Ben çünkü etrafımda gördüğüm birçok boğa burcu. Etrafınızda boğa çok fazla göremezsiniz. Farkında mısınız bu aralar? İçe çekilmeler var. Evet. Yoklar. Etrafta yoklar. Çünkü çok yakın boğalar arkadaşlarım yoklar var benim. Evet. Boğa burcu olan. Ama henüz ortada yoklar. Yoklar. Göremiyorum. Son 3-5 aydan belki daha fazladır. Evet. Göremiyorum. İletişim kopukluğu oldu. Jüpiter döneminden beri gerçekten boğaları ben de göremiyorum. Yani boğalar biraz kaybolma modundalar bu ara. Ama işte bu Merkür retrosundan sonra özellikle boğaları etkiledikten sonra o zaman bazı şeyleri halledip tekrar geniş yana çıkabilirler Mayıs döneminde. Çünkü ben şimdi şöyle... Mayıs 22 Mayıs onlar için güzel bir şimdi arkadaşlarımı şunları da takip ediyorum. Sonuçta sosyal medyayı kullanıyoruz. Evet. Ben sosyal medyadaki bütün arkadaşlarımın hemen hemen yani neredeyse %80'ini bütün burcunu takip ediyorum. Evet. Bu işi yaptığımız için, baktığımız için herkesi görüyorsunuz orada. Çok yakın görüşmeseniz bile. Evet. Boğalardaki
o içe çekilmeleri, sıkıntılı ruh hallerini ben yazılarıyla ya da paylaşımlarıyla görebiliyorum. Artık gözlemliyorsunuz çünkü. Çok uzun zamandan beri zaten mesela hep dikkat ederim, gözlemlerim, analizlerim çok, evet, çok iyidir bu konuda. Evet. Gerçekten görüyorum. Bir bunalım takılıyorlar boğalar. Evet, boğalarda öyle bir dönem var. Sıkıntıyı. Bu, evet, 22 Mayıs'a kadar, Merkür'ün direkt hareketine kadar, hı-hı, iletişimleri zaten o dönemde de Merkür retrosuyla biraz daha gerileyecek. Hı-hı. Ama o Merkür retrosu onların bazı şeyleri halletmesini sağlayacak. Şimdiki bu içe çekilmenin aslında finalini o zaman yaşayacaklar. Evet. Ve Mayıs sonunda boğaları tekrar gün yüzüne kendi dönemlerinde ortaya tamamlayıp ondan sonra ortaya çıkacaklarını görebilirsiniz. Atlatacaklar yani. Evet. Neptün retrosu var. Balıklar fena. Haziran 13'te balıkların Neptün retrosuna kadar hala Neptün etkisi devam edecek sıkı bir şekilde ve Haziran 13'ten sonra artık oradaki zayıflıklarını bir üzerlerinden atacaklar o, hı-hı, retro döneminde. Neptün 20 Kasım'a kadar düz hareketine dönmeyecek. Yani, evet, bu demektir ki Haziran'dan balıklar Kasım'a kadar güzel. Yaşayacaklar. Yok, hayır. Orası, hı-hı, çok güzel işte. Hayır, düzelecek. Şu an hala sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Neptün onlara sıkıntı yaşatıyor. Evet. Ama bu sıkıntı yaşatması ruhlarının beslenmesi için önemli bir süreç. Hı-hı. Hı-hı. Sıkıntı yaşayarak büyürüz. Evet, tabii ki. Onlar da sıkıntı yaşayarak büyüyorlar. Bu onlar için artı bir şey. Evet. Ama sadece sıkıntı yaşamaya bir süre mola verecekleri dönem Haziran'la Kasım ayı arası. Evet. Ve o zaman da güzel bir dönem onlar için bence. Hı-hı. İyi bir hareket. Neptün'ün gerilemesi, evet, nefes aldıracak bir hareket onlara da. Daha çok yayların bu Satürn sürecinde yaşayacakları olumsuz bazı şeyler nereler olabilir? İşte 13 Ağustos'tan sonraki dönem olabilir. 13 Ağustos'a kadar yine bir süre güzel bir dönemleri var. Yani bu senenin Ağustos'un 13'üne kadar güzel geçeceğini söyleyebiliriz. Satürn üzerlerinde olmasına rağmen. Evet. Yani elebaşında öğretmen zaten, başlarında bekliyor. Evet. Ağustos'tan sonra yayların üzerinde büyük bir etki var yine. Satürn'ün, hı-hı, etkisi var. Sonra zaten çok az bir zaman kalacak, evet, artık ondan sonra, atlatmak için. Evet. 2017. Yaydan sonra oğlaklar hazır 2017. Yalnız işte Plüto oğlaktayken Satürn'ün oğlağa geçmesi kötü bir süreç. Çok kötü bir süreç olacak değil mi onun, evet, için? Ama tabii dediğimiz gibi hep kötü düşünmememiz gerekiyor. Buna hazırlık yapmaları lazım. Bir dönüşüm söz konusu olacaksa, evet, da ona göre dediğiniz gibi hazırlık yaparak orada bir değişim olacak. Sıkı derslerini bu sene almaları lazım. Bu sene, hı-hı, almazlarsa Satürn dönemi ne kadar... Daha zorlu geçebiliyor değil mi? Satürn dönemi onları daha çok zorlayabilir. Evet. O yüzden oğlaklar kendi hayatları için gerçekten bu seneyi çok çok gerçekten kendilerine yönelerek geçirsinler. Evet. Etraflarında ve dış dünya ile alakalı bir takım şeylerde artık kopuş yaşasınlar ve kendileriyle, evet, ilgili bir takım hedefler koysunlar. Hı hı. Hedefsiz oğlak... rüzgarda uçuşan bir tüy gibidir. Evet, nereye savrulacağı belli olmaz. Kesinlikle. Hedefsiz bir oğlan tasviri budur. Evet. Ve her yere yapışır, bulaşır, oradan zarar görür, çarpar. Evet. Yani bu yüzden mutlaka bir kayıpları hedefinin çok olması fazla lazım. Olabilir. Evet. En azından bu noktada biraz sabitleyerek kendisini, evet, daha sağlam, daha bilinçli hareket etmesi gerekiyor. Evet, onlara belki yaylar gerçekten faydalı olabilir, hı-hı, o dönemde. İkizler faydalı olabilir. Hı hı. Yakın ilişki kuracağı kişilerle de çok önemli bir şeyler alabilir. Kişilerden alabilirler. Jüpiter Başak retrosu olduğu dönemde düze döneceği zamanda Mayıs 9. Yani Mayıs 9'a kadar biraz Başaklarla ilgili çok olumlu olmayabilir. 8 Ocak'ta retroya giriyor Jüpiter çünkü. Hı hı. Bu retroyla ilgili tabii bolluklarında biraz azalma, bereketlerinde biraz azalma söz konusu olabilir. Lütfen birazcık kemerlerinizi Mayıs'a kadar sıkın. Kime dediniz? Başaklar. Başaklar. Başaklar bir rahat nefes alamıyorlar artık. Kovalar bu sene iyi ama maddi açıdan. Geçen sene zordu. Evet, iyi başladık. Evet, evet. Çok iyi. Evet. Akrepler artık... Güzel bir dönemdeler. Geçen, hı-hı, yıl artık atlattılar Satürn onlar, atlattılar. Evet. Bu sene yeni hayatlarını kuracakları. Toparlamaya çalışıyorlar şu an. Ve onlar asıl bu gücü de Haziran'da bulacaklar. Haziran'ın 30'unda Mars'ın Akrep'e
güç vermesiyle birlikte hı hı. ondan sonra girişimleri ve yeni bir hayatı olabilir. Hı hı. Zaten yeni bir hayat için başlamış olsalar gerek. Hı hı. Yani Satürn Yay'a girdiğinden beri onlar bir dönüşüm içerisindeler. Hı hı. Ama Haziran'dan sonra da o dönüşümün artık güçlü bir şekilde tabii içine girebilirler. Hı hı. O gücü Haziran'da bulabilirler yani kendilerinde. Hı hı. Diğer burçlar için es geçtiğim koç oldu. Koçu özellikle söyleyebilirim. Koç için en önemli tarih önümüzdeki yılın Aralık'ın 29'u. Yani Uranüs'ün koçta olduğu gün koçun gerçekten orada dönüşümünün tam neticesini ve başarılarının artık ödülünü alacağı tarih 29 Aralık dönemi. Hı hı. Yani o hafta onlar için çok önemli bir hafta. Hı hı. Bu yıl içerisinde ise Uranüs retrosu var. Yine Temmuz'da, 29 Temmuz'da. Evet. Koçlar için o dönemde birazcık bazı şeylerdeki atılımları biraz daha azalabilir. O yüzden Temmuz sonuna kadar ne yaparlarsa yapabilirler. Evet. İstedikleri gibi atılımlarda bulunabilirler. Hı hı. Dönüşüm onlar için hep devam ediyor. Uranüs dönüşüm evet. ve devrim gezegeni. Yani onların hayatında şu an. Koçlar gerçekten hızlı bir şekilde evet, hayatlarını değiştiriyorlar. Değil mi onlar şu anda? Ve şöyle 2016'yı evet. koç yılı diyebilir miyiz? Tabii Mars'ın ki Mars. Etkisiyle onlar tabii. hızlı bir şekilde gelişim olacak onların hayatında. Çünkü, yeni girişimler olacak evet. ve ilerleyecekler her konuda çok güzel çok ilerleyecekler. Ve 2016'nın sonunda da 29 Aralık'ta da o ödülü eğer savaşta başarılı olurlarsa Ödül alacaklar, kaldıracaklar değil mi? Savaşın evet. zafer bayrağını zafer. Onlar dikecekler. Kutlayacaklar inşallah. Ama işte bu dönem çok önemli. Özellikle retroda, Uranüs retrosu Temmuz'la Aralık arasında biraz zorlayacak. Son dönem çok zorlayacak onları. Evet. Çünkü sonunda bir ödül var. Hı hı. Yani Mars ufak yılı bir sınav geçirecekler. Onların yılı evet. ve akreplerin yılı. Sonuçta hı hı. akrebin gezegeni. Tabii, akrepler kendi hayatlarını kuracaklar. Koçlar da dönüşüm sağlayacaklar evet. Uranüs'ün etkisiyle. Evet, evet. Çok güzel bir dönem. Evet. Yani akrep ve koçlar bu yıl için tamam hani savaş babında bir şeyler var. Hı-hı. Ama bu savaş istediğimiz yönde bir savaş olabilir. Hı-hı. Hani dediğim gibi fiziksel bir savaş olmadığı zaman zarar verici olmayacaktır. Evet. evet. Tabii bu gezegen konumlarını anlatırken yine anlattığınız gibi Mars ya da koç hangi evlerimizdeyse tabii doğum haritası çok tabii. çok önemli. Hangi evlerimizdeyse evet. o evlerimizde etkileyecek. Mutlaka iş hayatı, belki ev hayatı, belki arkadaş ortamı bunları da etkileyecek tabii. O yüzden ne yapıyoruz? Tabii vaktimizin sonuna geliyoruz. Bir başka programda muhakkak özellikle canlı yayın bağlantıları alabiliyoruz. Bağlanıp doğum haritanıza baktırabilirsiniz. Direkt bu gezegen konumlarıyla neler olabilecek, seçenekleriniz neler olacak ya da hangi evleriniz etkileniyor bilgi almak istiyorsanız bize 233 77 77'den ulaşabilirsiniz. Haftaya canlı yayın bağlantısı bekliyoruz. Evet buyurun. Bu arada hani kova, ikizler ve terazi içinde hani güzel şeylerin olabileceğini söyledim. Terazinin etkileneceği bir yıl olduğu için yine kova ve ikizler de bundan olumlu bir şekilde etkilenecekler. Hı hı. Çünkü ikizler durağan iki yıl yaşadılar. Hı hı. İki evet. yıldır durağandı. Kovalar maddi sıkıntı yaşadılar hı hı. geçen yıl. Teraziler de aynı şekilde. Evet. Ve bu sene onlar için bolluk bereket olabilecek özellikle Ağustos'tan sonra. Hani Eylül ayı artık onlar için de nasıl Jüpiter Başak'tayken diğer toprak gruplarında etkilediyse Jüpiter teraziye geçtiğinde de kova ikizlerde bundan devamlanacaklar. Güzel bir müjde. evet. 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 Yani Jüpiter'in etkisi onlarda da olacak. Geriye kalan başka hangi burcumuz kalıyor? Aslan burcumuz. Evet. Aslan burçları için ne söyleyebiliriz? Bu sene aslan burçları için herhangi bir olay yok. Çok evet. ilginç değil mi? Sakin geçecekler kendi hallerinde. Tabii ki gezegensel bazı hareketler var ama hareketler. Önemli hareketler içerisinde aslan burcu için. Aman aman bir durum söz konusu evet, değil. Evet aman aman bir durum söz konusu değil. Aslanlar bu sene kış uykusunu bayağı uzatacaklar. Evet dinlenecekler belki de değil mi? O hareketli evet. dönemi çünkü atlattılar. Devamlı uyuyorum ve diye şikayeten birisi vardı burada. Burada bir kameraman arkadaşımız vardı aslan modunda. Her zaman devam ediyor. Müsak modundayız.
16 uyku yılı sizin için diyebiliriz. O zaman dinlensinler. Dediğimiz gibi zaten hani Aslan Jüpiter etkisi çok hareketli bir dönem yaşadı. Çok ateşli bir dönem yaşadı. Dinlenme durumundalar, modundalar. Dinlensinler onlar. Bu sene biraz. Onlar için biraz hani geçen sene çok hoplayıp zıpladılar. Evet, yoruldular. O yüzden aslanlar için böyle. Ha, yengeçler. Evet, tabii. Yengeçler ya, kendini hatırlayamazsın. Tabii ki. Yengeçlerle ilgili tabii su gruplarını etkileyen her olay yengeçleri de etkilediği için. Neptün etkiliyor tabii. Yani Mars'ın durumu akrebi etkilediği gibi yine yani su grubu olan balık ve yengeci de çok etkileyecek. Ve bireysel savaşlarımız sürecek. Mars'ınız neredeyse, ona çok dikkat etmeniz gerektiğini siz de söylediniz. Ben evet özellikle. Kesinlikle kovalara dikkat etmem lazım. Benim Mars'ım kovada çünkü. Yani Mars'ınız kovalar neredeyse. Kovalarla iletişim şu an kötü. Evet, benim Mars'ım koçta. Tam Mars'ın. O yüzden. Yengeçlerin bu sene güzel bir sene olabileceğini söyleyebiliriz. Aslında terazileri etkileyen olaylar yengeçleri de çok etkiliyor. O yüzden Ağustos'tan sonra yengeçler için de güzel bir dönem. Balıkların o Neptün durağan dönemi yine Haziran'la Kasım arası çok güzel bir dönem olabilir yine. Etkileyecektir onu. Tabii Neptün'ün etkisinden onlar da çıkacaklar akrep ve yengeçlerde. Ve o zaman artık biraz dünyevi meselelerle uğraşıp biraz kendilerine nefes aldıracaklar. Evet. Biraz o içsel hikayelerimizden uzaklaşacağız. Evet. Su gruplarının o dönüşümle ilgili içe kapanmaları biraz dışa yönelik artık olmaya başlayacak. Hayal dünyasından kopmaları gerektiği noktada. Tabii birazcık artık çünkü gerçek. Her zaman yaşadığı şeydir ya. Hani şu an gerçeği, yaşadığımız dünyaya da bakmamız gerekliliği doğuyor. Sonuçta yaşam devam ediyor. Yani 12 ay boyunca meditasyon yapamayız. Çok güzel. Yüzden... En iyisi evet, o dönemde. Gerçeğe dönün artık. Evet, o dönemde birazcık dünyasal olaylarla uğraşacağız. Ve su gruplarını etkileyen başka olay işte Mars'ın durumuydu. Evet. Yani daha çok dediğim gibi yine Mars'tan onlar da etkilenecekler. Etkilensinler zaten. Biraz harekete geçsinler. Harekete geçecekler. Tabii. İnşallah. Evet. Görmek istiyorum bunu. İçtenlikle. İçtenlikle. Evet. Yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son sözlerinizi alalım. Tavsiyelerinizi, önerilerinizi alalım. Tavsiyeler. Çok bitmez tavsiyeler. Evet. Yani daha 2016'ya yeni başlıyoruz. Evet, tabii. Başında söylemek istediğim şey 2016'nın gerçekten hepimiz için hayırlı bir yıl olması. İnşallah. Çünkü hayrımıza olan şeyler bize kötü görünseler de bizi büyütecek, bizi aslında gerçekten faydalı bir hale getirecek olan şeyler olabiliyor. Görünmezi gördüğümüz şekliyle değerlendirmek yanlış. Yani gördüğümüzün arka tarafında başka bir sahne olabilir. Bu yüzden olayları yani değerlendirirken artık bundan sonra 2016 yılını değerlendirirken görmediğimiz şeyleri düşünmeye başlayalım. Evet. Hep gördüğümüz şeyler konusunda karar veriyoruz bazen. Evet. Ve ön yargılı karar veriyoruz. Ve çabuk karar veriyoruz. Mars bu yıl bizi çok daha çabuk karar vermek için zorlayacak. Işte, o zaman biraz sıkıntı yaşamak söz konusu olabilir mi? Yanlış tabii kararlar ki. Noktasında. İşte o yüzden daha fazla orada hızlı hareket etmeyin. Evet. Görünmezi görmeye çalışın. Düşünerek bazı şeylere girin. Bekleyelim. Çünkü Mars sizi çok daha hızlı olmaya, hızlı karar vermeye zorlayacak. Sonra pişmanlıklar olmasın. Tabii. O yüzden bu sene yanlış kararlar senesi olabilir. Buna çok dikkat edelim o yüzden. Evet. Umarım 2016 hepiniz için çok güzel geçer. Bütün burçlarda oluşan olayları yine aktarmaya devam edeceğiz. Hepinize bol bereketli, savaşsız, barış içerisinde, mutlu, huzurlu, gerçekten içsel yolculuğumuzda, ruhsal yolculuğumuzda çok güzel katkıları olan bir yıl olmasını diliyorum. Umarım bu sene daha çok büyürüz. Evet. İnşallah her şey yolunda gider. Allah hepinize sağlık versin öncelikle. Amin. Her şeyden önemli zaten bu, sağlık değil mi? Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. O güzel bilgilerinizden dolayı ve bir saati bizimle paylaştığınız için çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyenler, çok güzel bilgileri aldık gökyüzünden ve tabii dikkat etmemiz gereken noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi içsel anlamda kendimizi tamamlamak anlamında bir takım
gökyüzünün bize verdiği haberlerden dolayı dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunları almamız gerekiyor. İnşallah en iyi şekilde, en güzel şekilde bir yılı güzel bir şekilde geçiririz. Herkese iyi seneler dileyelim yine tekrardan. Ve bizimle olduğunuz için, bizimle birlikte bir saati paylaştığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün de artık vaktimizin sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın. Her şeyden önemlisi yine dediğimiz gibi sağlıklı kalın. Thank you.